Bu videoda size vektörleri bileşenleri ile temsil etmenin bir yolunu anlatacağım. Bu yöntem vektörlerin mühendislik gösterimi olarak da bilinir. İnanılmaz işe yarayan bir gösterim. Çünkü vektör bileşenlerini takip etmemizi ve ayrı ayrı ele almamızı kolaylaştırır. Şimdi bu vektörü bileşenlerine ayıralım. Bunun bir hız vektörü olduğunu varsayıyoruz. V vektörü. Büyüklüğü 10 metre bölü saniye ve yatayla yukarı doğru 30 derecelik bir açı yapıyor. Bu tip vektörleri daha önce bileşenlerine ayırdık. Bu vektörün düşey bileşeni. Büyüklüğü de bu düşey bileşenin büyüklüğü 10 sinüs 30 derecedir. Yani 10 metre bölü saniye ile 30 derecenin sinüsünün çarpımına eşit. Bu temel trigonometriden geliyor. Ska, koko, takako diye kodlamıştık yani ya oradan. Önceki videolarda bu çıkarımı ayrıntılı bir şekilde inceledik. 30 derecenin sinüsü 1 bölü 2'dir. Öyleyse bu bileşenin büyüklüğü 5 metre bölü saniye olur. 10 çarpı 1 bölü 2'den 5 metre bölü saniye ediyor. Demek ki vektörün düşey bileşeninin büyüklüğü buymuş. Son birkaç videoda düşey bileşeni bu şekilde gösterdim. Ama bu gösterim bu bileşeni benim istediğim kadar elle tutulur bir hale getirmiyor. O yüzden bu videoda biraz daha somut bir gösterimle tanışacağız. Bu bileşenin yani bu vektörün büyüklüğü 5 metre bölü saniye dedik. Ama vektörün yönü sadece dolaylı olarak belli. Tamam bu düşey doğrultuda bir vektör. Ama aşağı yönde mi yukarı yönde mi? Önceki videolarda şöyle demiştik. Vektör Yukarı yönlü pozitif, aşağı yönlü negatiftir. Yani benim bir yerde bu açıklamayı yapmam gerekiyor ki vektörün yönünü sinüsünün belirlediği anlaşılabilsin. Ama bu durumda bile vektörün düşey doğrultuda bir vektör olduğunu sürekli belirtmem gerekiyor. Yani bu gösterim yeterince kestirme değil. Aynı sorun yatay vektörler için de geçerli. Vektörün bu yatay bileşeninin büyüklüğü 10 kosinüs 30'dur. Bu da yine temel trigonometriden geliyor. 10 kosinüs 30 derece. Kosinüs 30 kök 3 bölü 2'ye eşit. 10 ile çarp 5 kök 3 metre bölü saniye eder. Dediğim gibi bu gösterimi önceki videolarda zaman zaman kullandık. Vektörün 5 kök 3 metre bölü saniye olduğunu söyledik. Ama bunun sadece vektörün büyüklüğü olmadığını da anlatmak için yatay yönde diye sürekli tekrar etmemiz gerekiyordu. Vektör sağa doğruysa pozitif, sola doğruysa negatiftir deyip duruyorduk. Bu videoda farklı bir gösterime geçerek yönü belirtmek için devamlı bunu yapmaktan kurtulmak istiyorum. Böylece her şey biraz daha net hale gelecek. Nasıl olacak bu? Birim vektörler sayesinde. Tanım itibariyle i vektörüyle başlıyoruz. Buna bazen şapkalı i de deniyor. Bakın, i birim vektörü bu. Daha küçük çizeyim. İşte i birim vektörü bu vektör i'nin üstüne bir şapka koyuyoruz ki birim vektör olduğu anlaşılsın. Peki birim vektör ne? Bakın i vektörü artı x yönüne bakıyor. Tanım itibariyle böyle bu. Ve birim vektör olması büyüklüğünün 1 olduğu anlamına geliyor. Dolayısıyla i birim vektörünün büyüklüğü 1'e eşit. Yönü ise artı x yönü. Yani bu x bileşenini daha iyi bir yöntemle belirtmek istiyorsak bunu 5 kök 3 çarpı bu birim vektör şeklinde yazmalıyız. Çünkü bu yeşil vektör bu vektörün 5 kök 3 katı. Neden? Çünkü bu vektörün uzunluğunu 1 kabul ediyoruz. O halde bu bileşen 5 kök 3 çarpı birim vektördür. Bu gösterimin güzel tarafı artık bunun yatay bir vektör olduğunu ayrıca belirtmeme gerek kalmadı. Veya sağ pozitif, sol pozitiftir falan dememize de gerek yok. Bu gösterim zaten her şeyi anlatıyor. Çünkü belli ki bu pozitif bir değerse i'nin katsayısı da pozitif olacak. Yani vektör sağa bakacak. Negatifse vektör ters dönecek ve sola bakıyor olacak. Dolayısıyla bu x bileşen vektörünü göstermek için çok daha iyi bir yol. Yani bu v vektörünün x bileşenini çok daha iyi açıklayan bir gösterim. Aynısı y doğrultusu için de geçerli. Bu doğrultu için de bir birim vektörümüz var. Şimdiye kadar kullanmadığım bir renk seçeyim. Hmm, açık pembeyi kullanmadım. Evet. Y doğrultusunda da doğruca yukarı yönelmiş bir J birim vektörümüz var. J birim vektörünün büyüklüğü de 1'e eşit. Min üstündeki şapka bize bunun bir birim vektör olduğunu söylüyor. Büyüklüğü 1. Ve tanım itibariyle J vektörünün büyüklüğü 1, yönü ise artı Y yönüdür. Yani bu vektörün y bileşenini yukarı yönde 5 metre bölü saniye şeklinde tanımlamak yerine artık daha net olabiliriz. Vektörün yukarı yönlü olduğunu anlatmak için doğrultusunun düşey ve işaretinin artı olduğunu özel olarak belirtmemize gerek yok. Bileşenin 5 çarpı j'ye eşit olduğunu söylememiz yeterli. 5 j. Çünkü gördüğünüz gibi bu mor vektör j ile birebir aynı yönde ve onun 5 katı uzunluğunda şekilde tam olarak 5 katına denk geldi mi tam emin değilim. Göz kararı ile çizdim ama 5 katı yani. Evet. Artık vektör bileşenlerini belirli vektörlerin katları olarak gösterebiliyoruz ki burada da öyle yaptık. Bu çok güzel bir şey. Ama daha da güzeli V vektörünün bileşenlerinin toplamı olduğunu biliyoruz. Yani bu yeşil vektörün ucuna bu düşey bileşeni birinin başı birinin kuyruğuna denk gelecek şekilde eklediğimizde bu mavi vektörü elde ediyoruz. Ve böylece vektörün kendisini bileşenlerin üzerinden tanımlayabiliyoruz. Yani bileşenleri illaki böyle çizerek göstermek zorunda değiliz. V vektörünü şöyle yazabiliyoruz. V eşittir x bileşen vektörü artı y bileşen vektörü. x bileşen vektörünün 5 kök 3 çarpı i olduğunu biliyoruz. Buna y bileşenini yani düşey bileşen olan 5 y'yi eklediğimizde v vektörünü elde etmiş oluruz. Bu gösterimi güzel kılan şey, iki boyuttaki herhangi bir vektörü i'ler ve j'lerle veya onların kombinasyonlarıyla belirtebilmemizi mümkün kılması. Ve eğer üç boyuta geçecek olursanız, muhtemelen fizik dersleri ilerledikçe geçeceksiniz. Pozitif z yönünde de bir birim vektörü olduğunu göreceksiniz. Gerçi z ekseni normalde düşey olarak çizilir. Ama işte o üçüncü boyut her neyse, o boyuttaki birim vektörü k olarak tanımlayacaksınız standart olmayan bir yolla göstereyim. A birim vektörünü bu yönde çiziyorum. İşin içine üçüncü boyut girdiğinde standart uygulama K'nın düşey doğrultudaki Z eksenine ait birim vektör olmasıdır. Olsun. Özetle bu gösterim çok işimize yarayacak. Çünkü artık herhangi bir vektörü bileşenlerini kullanarak belirtebileceğiz. Ayrıca işin matematiği de çok kolaylaşacak.